Herkese selamlar. Bugünkü işimiz banyoyu yenilemek. Banyoyu yenilemek için Tink'in yer kaplamasını aldık. Zemin için böyle bir desen seçtik. Önce bir 4 tane almıştık. Yere koyduk yan yana. Hoşumuza gitti duruşu. O yüzden şu şekilde toplu halde aldık. Bunlar banyoya yeter diye düşünüyorum. Banyoyu kaplamaya başlayalım. Banyonun büyük kısmını kapladık. Şimdi asıl zor yerler kaldı. Şu köşeleri kaplamak. Küvetin alt tarafını söktüm. Şöyle parça parça kaplıyorum. Bu kenardaki boşlukları kapladım. Böyle tamamını döneceğiz. Resmen ortayı kaplamaktan daha uzun sürecek bir iş. Ve banyomuz son haline gelmiş bulunmakta. Zeminin tamamını kapladık. Dip, köşe, detay, her tarafı parça parça kapladık. Ayrıca burada fayans bir parça vardı. Bunu çıkarıp bu şekilde ahşap bir raf koyduk. Çok ayrı bir hava kattı. Paspaslarımızı da ekledik. Kaplama malzemesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yapıştırması gayet kolay. Ama yapıştırınca yerde kaydıramıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli yapıştırmanız lazım. Ayrıca bazı bölgelerde birbirine denk gelmeyen desenler var. Mesela hepsini yan yana yapıştırdığınız halde bile bu şekilde desen kaymaları olabiliyor. Yukarıdan bakınca çok göze batmıyor ama yapıştırırken insan biraz bir sinir oluyor. Ayrıca karelerde sanırım kesim farkları var. Birbirine tam yan yana koymanız durumunda bile aralarında ufak ufak boşluklar kalabiliyor. Yani şu anda şöyle göstereyim. Şurada mesela yan yana koymamıza rağmen birçok tarafı yine de biraz bir boşluk oluşmuş. Yukarıdan baktığınızda o şekilde göze batan bir boşluk yok. Ama yapıştırırken yine bunlar da ufak tefek zorluklar çıkarabiliyor. Evimizdeki tamirat ve tadilatın sonuna geldik. Mümkün olduğunca her şeyi size göstermeye çalıştım. Birazdan da sizinle beraber yine evi dolaşacağız. Sonrasında bu serinin sonuna geliyoruz. İlk videoda olduğu gibi yine oturma odasından başlamak istiyorum. Bu kısma oturma grubumuzu, televizyonumuzu, televizyonun temizi koyduk.
halımızı da serdik. Bu tarafta da önceki videoda da bahsetmiş olduğum yemek takımını ve konsolu koyduk. Devam ettiğimizde salonumuzda yerlere bir şey yapmadık. Boyamayı düşünüyoruz diye söylemiştik ama boyamadık. Çünkü bu portmantoyu boyayınca yerler çok da kötü görünmedi gözümüze. Mutfağımıza döndüğümüzde, mutfağımızda geçen videoda detaylı olarak göstermiştim. Burayı da neredeyse komple yeniledik. Burada sadece eşyaları koyacağımız bir oda bulunuyor. Zaten kolilerimizi henüz tam açamadık. O yüzden dağınıklık var. Eve tam yerleşemediğimiz için dağınıklık devam ediyor. Eve yerleştikten sonra artık bir kısmını toparlayacağız gibi duruyor. Buraya da çalışma odası yapacağımızı söylemiştik. Kitaplığımızı getirdik, koltuk takımımızı getirdik. Çalışma masamız eksik, o da kargoda gelecek. Yatak odasında ise yatak odası takımımızı yerleştirdik. Yere de şöyle bir yolluk diyeyim, yolluk serdik. Son olarak da banyomuz. Banyomuzu zaten bu videoda detaylıca gördünüz. Buranın da yerlerini kaplamış olduk. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Artık bundan sonraki işlerimiz evin içerisini yerleştirmek. Düğünden sonra da evimizde oturmaya başlayacağız. Duygu şu anda düğün vesilesiyle ailesinin yanında hazırlıklarını yapıyor. Bu sebeple tek başıma size veda ediyorum. Sonraki videolarda yine beraber karşınızda olacağız.